Laranjit hastalığından biraz da bahsedelim. Laranjit yalnız, hani faranjit ile karıştırılmasın. Laranjit, Evet. faranjit. Biri laranjit, diğerisi faranjit. Laranjit, faranjit boğaz iltihaplanması. Faranjit biraz daha şey, laranjit biraz daha aşağıda gırtlak iltihaplanması. Gırtlak iltihaplanmasına laranjit, boğaz iltihaplanmasına faranjit denir. Faranjit ile laranjit farklı şeyler. Nefes borusunun hemen akciğerden çıkan nefes borusunun kapağına, gırtlağın üzerinde kapak var. Kapakçığın veya kapağın etrafındaki dokunun iltihaplanması nedeniyle faranjite, şey laranjite pardon, laranjit, faranjit birbirine karıştırıyoruz. Laranjite yakalanan kişi genellikle buna bakteri, virüs veyahut da bazen nadiren de mantarlar enfeksiyona sebep olabilir. Bilinen 30 çeşit mikroorganizma laranjite sebep olabiliyor. Laranjite yakalandığında kişi böyle hırıltılı bir ses çıkartır. Böyle ses şey yapamaz, nefes veremez. Boğmacanın tersidir. Boğmacada nefes alamaz, laranjitte nefes veremez. Çünkü iltihaplı olduğu için akciğerlerde biriken balgamı koyudur, ağırdır, atamaz. Atamadığı için balgamı gerilir. Genellikle bu küçük bebeklerde ve çocuklarda gözükür. Benim küçük oğlum da yakalanmıştı. Laranjit, pseudo kurup da denir. Pseudo kurup, yani yalancı kurup da denir. Hastaneye götürdüm çocuk kliniğine, Frankfurt'ta. Oo çok kötü, çok kötü, çok kötü. Hemen inhalasyon yapalım dediler. Çocuk zaten böyle doktorun beyaz gömleğini görünce kaçmaya başladı. Bana yapıştı. 4 yaşında o zaman. İstemiyor doktoru. Zaten hastanede yatmıştı. Bir ilaçtan korkmuş doktor. İstemiyor. Çocuk daha kötü oluyor doktoru görünce. Hemşireyi görünce. Dedi ki ne olacak? Biraz önce inhalasyon yapalım. Dedim ki inhalasyonun ilaç, içindeki ilaç neyse sen bana ver. Ben evde yapayım dedim. Çocuk istemiyor sizi. Yürürse daha kötü oluyor. Ha yap tamam dedi. Bunun içinde işte tuz var, su var. Tuzlu suyla mı inhalasyon olacak? Evet. Başka ne var? Başka bir şey yok. Neden yok? Dedi bu bakteri, virüs değil ki. Bakteri, virüs değil. Pardon. Bakteri değil, virüs sebebi dedi. Onun için antibiyotik yok, veremeyiz. Çünkü bakteri değil, virüs. Laranjitin sebebi virüs. Virüse karşı bir şey yok. İnhalasyon yapacak. Evde su da var, tuz da var. Sıcak su da var, inhalasyon aleti de var dedim. Ben buraya niye geldim? Tamam dedi, gelmene gerek yok. Evde yapabiliyorsan yap. Ben dedim sabaha kadar yaparım, merak etme sen. Aldım çocuğu eve gittim. İnhalasyon yaptım. Ama inhalasyon hafif rahatlatıyor. Bir gün sonra yine başlıyor, nefes alamıyor. Kucağıma alıyorum, gezdiriyorum. Sabahlara kadar evin içerisinde kollarım düşüyor. Bir ben gezdiriyorum çocuğu, bir annesi, bir ben. Aman evladım, nefes alamazsa boğuluyor. İstediğini yapmazsan geriliyor, strese girerse daha kötü oluyor. Panik oluyoruz, bir şey olacak korkumuzdan ölüyoruz. Ben böyle olmayacak dedim. Sabaha kadar yatmadım. Araştırdım ve ne buldum? Bir şey buldum. Elhamdülillah bulduk. Evet. Afrika ıtırı. Afrika ıtırı. Pelargonium zidoides pelargonium reniforme. Afrika ıtırı. Elhamdülillah. Afrika ıtırı var mı? Laranjit, faranjit, sinüzit, orta kulak iltihaplanması, badecik iltihaplanması, paydos. Her türlü derde derman. Umkalo abo denir buna. Sulu, yani Afrika'daki Sulu kabilesinin dilinde umkalo abo demektir. Umkalo abo Zulu dilinde. Umkalo abo nedir? Her derde deva demek. Umkalo abu, her derde deva demek. Yani Afrikalılar buna diyor ki her derde deva. Bizde iksir derler. Yani iksir ne demek? Her derde deva. İşte iksir bu nedenle. Bunun adı da iksir. İksir ve ıtır forte. Kullandığı zaman kişi laranjit, faranjit, sinüzit, efendim geniz akıntısı, bademcik iltihaplanması, orta kulak iltihaplanması paydos. Biter gider. Biz de çocuğu hamdolsun bir iki hafta
İksir ve ıtırla, ıtır mükemmel, ıtır eskiden vereme karşı kullanılıyordu. Hastalar, verem hastaları İsviçreli doktor Şilaya yüzlerce verem hastasını ta 1920'lerde tedavi etmiştir. Yeni değil, çok eskiden bilinen bir şeydir yani.